İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki girişimci kadınları tanımaya devam ediyoruz. Onlardan biri var şimdi karşımda. Tavsiye kanalı ve tavsiyeevi.com'un kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu bizimle birlikte. Renan Hanım, sizi hemen tanımak isterim ben. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Merhaba, teşekkürler. Dünyayı gezdim herhalde diyebiliriz. Diyarbakır doğumluyum. İlkokulu Diyarbakır'da bitirdim. İzmir'de liseyi bitirdim. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversiteyi bitirdim. Daha sonra Amerika'da MBA yaptım. Yeniden İstanbul'a döndüm. Bu arada dünyayı gezdim derken evet 35 tane de ülke gezdim. Çok keyifliydi. Aslında ben uluslararası ilişkiler okudum Boğaziçi'nde çünkü harcayıcı olmak istiyordum. Üniversite 3'te fikrim değişti. Ondan sonra MBA yaptım ve Amerika'da iş dünyasına atıldım ilk ve bunun çok faydasını gördüm. İlk iş tecrübelerimin Amerika'da olması gerçekten çok işime yaradı. 2004 yılında Türkiye'ye döndük ve ben 2005 yılından beri word of mouth marketing, ağızdan ağza pazarlama konusunda Türkiye'de çalışıyorum. Kendi ajansım var. Ve tavsiye kanalı ve tavsiye evi diye iki markam var. Tavsiye evi daha inovatif bir marka. Ondan heyecanla bahsetmek isterim size. Hemen ben de sormak isterim. Bu iş fikri ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman kurdunuz? Ve neden kurdunuz? Anlatır mısınız? Tabii ben ilk Türkiye'ye döndüğümde bir ajansta çalışmaya başladım. Bu arada hani girişimcilik konusunda da fikri olanlar için şunu söylemek isterim ki muhakkak ön deneyim çok kıymetli. Hatta bunu gençlere de çok söylüyoruz ya. Evet, çok fikirleri var ve çok becerikliler. Fakat o deneyimler gerçekten çok kıymetli. Superpeer diye bir platform bu arada açıldı. Orada da ben bu konuda girişimcilere özel proje yönetimine destek olmaya çalışıyorum. Çünkü bizlerin herkesin deneyimi kendine ama bazı kestirme yollar verebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Bunlar deneyim çok çok kıymetli bir şey. Evet, bugün biz de gençlerden çok şey öğreniyoruz ama o işbirliği çok kıymetli. Yani ne gençler biz tecrübelileri göz ardı etmeli ne biz tecrübeliler gençleri eskisi gibi azımsamalıyız. Çünkü iki tarafında masaya koyacağı çok değerli şeyler var. Ben ilk Türkiye'ye döndüğümde bir reklam ajansında çalışmaya başladım ve orada benim üniversiteden arkadaşlarım, ben Amerika'dan gidip gelene kadar böyle çok güzel yerlere gelmişler uluslararası firmalarda. Procter & Gamble'da çalışan arkadaşlarım dediler ki Renan böyle bir biz word of mouth marketing, ağızdan ağza pazarlama konusuna yatırım yapalım mı yapmayalım mı düşünüyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musun dediler ve biz böyle 2 sene boyunca onlarla çalışırken Türkiye'de de evet bu konunun yatırıma değer bir pazar olduğu fikrine vardık. Ve daha sonra ben farklı bir markayı kurmuştum. Ağızdan ağza pazarlama hizmetleri sunan. Daha sonra 2012 yılında kendi şirketimi oluşturmaya karar verdim. Ve sadece kadın platformu olarak, çünkü tavsiyenin gücünün kadınlar arasında ve ağırlıklı biliyorsunuz %80 alışveriş kararını market alışverişlerinde kadın veriyor. Onlara yönelik tavsiye meleği dediğimiz üyelerden oluşan bir platform oluşturdum. Bu platform yönetimi daha sonra community management dediğimiz topluluk yönetimine evrildi. Ve pazarlama dünyasında topluluk yönetimi çok kıymetli bir şey. Artık daha da kıymetli bir şey. Çünkü o dinamikler olmadan markaların sonuca ulaşmaları çok mümkün değil. Bizim bir Türkiye'nin her şehrinden üyeleri olan bir veri tabanımız var ve biz bu veri tabanına üye olan hanımların pek çok şeyini biliyoruz. Çocuklarının kaç tane olduğunu, yaşlarını, çalışıp çalışmadıklarını, adreslerini ve bilmediğimiz şeylerini de anketlerle öğrenebiliyoruz. Bu girişimcilik yolculuğu gerçekten çok şey evet öğretiyor. Bunlardan en önemlisini paylaşmak isterim. O da kendi işimi oluşturmaya kalktığım zaman aslında 8 senelik Türkiye'deki geçmiş iş yaşantımdaki repütasyonun ne kadar önemli olduğunu görmemdi Tülay Hanım. Çünkü
Ben word of mouth marketing hizmetleri vermeye başladığım dönemde, dijitalin yükselmeye başladığı dönem es zamanlı ve biz bu dijital kampanyaların raporlamalarını yaparken o zaman ölçüm teknikleri çok gelişmemişti ve bizler markaları gayet yanıltıcı raporlar sunabilirdik. Bu benim etik anlayışıma da hiçbir zaman uymadığı için bir şey işlemediyse oturalım birlikte bunun nedenini konuşalım. Hani kimsenin birbirini kandırmasına gerek yok. Aynı zamanda bu benim hem sosyal girişimimde de her zaman gözettiğim bir şeydir. Samimiyet çok önemli, gerçek olmak çok önemli. Bu şekilde bir reputasyon yönetimi oldu diyeyim. Çünkü kendi markamı oluştururken ben ortaya tavsiye evi diye dünyada olmayan bir iş modeliyle çıktım 2012 yılında. Dedim ki bir mecra oluşturacağım ve bu mecra markalarla döşenmiş olacak ve buraya gelen kadınlara ben hem bu markaların deneyimini yaşatacağım, hem video içerikler çekeceğim, dijital içerikler, hem burada günler yapacağım, aynı zamanda fokus grup çalışmaları da yapacağım. Yani bayağı inovatif bir şeydi zaten gidip daha sonra yurt dışında anlattığımda da. Şimdi buna kim gelip de yatırım yapacak? Yani olmayan bir modelden bahsediyoruz ve Bağdat Caddesi üzerinde eşimin kiracısının çıktığı bir daireyi ben bu iş için denemeye karar verdim. Ve Temmuz ayında dört duvar yıkılmış bir binada oturuyoruz biz elemanlarla birlikte. Böyle bir odayı bize hazırlamıştı eşim. Bir de tuvaletimiz vardı. Ne Temmuz kadar bir sermayeyle yola çıktınız? İşte sıfır şu anda sermaye. Sadece kiracımızın çıktığı daireyi ben döşemek istiyorum markalarla ve burada bu bahsettiğim etkinlikleri, günleri, araştırmaları yapmak istiyorum ve markalara bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz buraya Mart, Nisan ayında taşındık. Oldu Temmuz ayı, hiç tık yok. Ama sezon biliyorsunuz Türkiye'de yaz aylarında durur reklam pazarlama. Çok fazla bir şey yapmayız ama Eylül ayı itibariyle yeniden başlar ve benim Eylül ayında 2012 yıllarını hatırlarsanız blogger etkinlikleri olsun, böyle tanıtımlar çok çok en canlı olduğu dönemlerdi ve Eylül'de benim evimin hazır olması lazım ve Temmuz'da biz kırık dökük dört duvar arasında oturuyoruz. Ondan sonra dedim ki biz artık yapacak bir şey yok. 10 bin lira mutfağa harcayalım, 5 bin lira banyoya harcayalım, bir marangozla anlaşalım, yaptıralım. Ben etkinliklere başlayacağım. Artık yani ne yapalım? Yok. Ve ondan sonra bu bahsettiğim reputasyon etkisi ve network, çünkü çok güçlü ve değerli ilişkiler oluşturmuştum, teker teker onaylanmaya başladı markalar. İlk Vitra. O zamanın parasıyla 40 bin liralık bir yatırım yaptılar. Bütün yerlerimizi döşediler ve banyolarımızı yaptılar ve ısıtmalı, soğutmalı bir klozet kapağından son model işte seramiklerine kadar, ama fikre inandılar. Ve en çok satan modeli oldu. Nest serisi diye bir şeyle banyomuzu döşediler. Çünkü buraya her sene binlerce kadın girdi çıktı. Ve biz onlara işte çıkış poşetlerinde tanıtımlar, indirim kuponları vesaire de verdik. Yani ben o modeli sonra tam hayalimdeki gibi işlettim. Ama ilk litre gelince aa dedim, Allah'a bin şükür olsun, yerler tamam, harika bir seramik var yerde. Kadınlar görünce inanamıyorlar, ahşap parke sanıyorlar. Hiçbir showroom'da gösteremeyeceğiniz bir imkan. Ne yapacağız, mutfak yok. Ve sonra bize ilk Hafele onay verdi, ondan sonra litre'dan. Hafele çok güzel, beyaz eşya yok, Hafele Franke'yi getirdi. İçini doldurmamız lazım. Tefal çok çok sevdiğim bir müşterimdir. Tefal senelerdir. Mobilyamız yok. Onu ya. Kütahya Porselen benim mentorum. Orkide Hanım'ın müşterisiydi. Ondan sonra mentorumdu. Oradan geldi. Ondan sonra her şey 12 Eylül'de biz lansman yaptığımızda bu evin eksik hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani mobilyasından çatal bıçağına kadar her şeyimiz vardı. Bir hayaldi, gerçek oldu. Yani çok çalışmak gerekiyor. Evet, bir sürü şeyin bir araya gelmiş bir aslında örneği benim bu girişimcilik hikayem. Çok güzel, müthiş bir hikaye ve network'ün gücü. Yani şimdi evet, herkesin bir şekilde bir arkadaş ilişkisi, iş ilişkisi var. Ama herkes birbirinden kopuyor. Yani lisedeki, üniversitedeki arkadaşını sadece arası 2-3 kişi arasında telefonlaşır.
diğerleriyle bağlar kopuyor. İş arkadaşları keza aynı şekilde. Siz bunu nasıl başardınız? Yani hep bağınız devam ediyor muydu o kişilerle ki network bu kadar destek oldu size? Yoksa eski günlerin hatırına bir telefon yetti mi? Ya böyle işte Galatasaraylılarım böyle vardır, çok kopmayan bağları. Benim kardeşim İzmir Amerikan mezunu mesela, onların çok sıkı bağları vardır. Biz Boğaziçililerin de öyle sıkı bağlarımız vardır. Yani benim Boğaziçi'nden evet ilişkimin kopmadığı çok çok yakın arkadaşlarım var. Fakat sadece geçmişteki arkadaşlarınız değil, yeni iş hayatında oluşturduğunuz ilişkilerin, networklerin kalitesi çok önemli. Kesinlikle hani burada oluşturulan ilişkiler, hele Türkiye'de ilişki hani know how değil know who derler ya, kimi tanıdığınız gerçekten çok çok kıymetli bir şey ve o ilişkilerin yönetimi çok kıymetli. Doğru kişileri tanıyor olmak yetmiyor. Doğru kişileri doğru bir şekilde tanıyor olmak gerekiyor. Peki yolculuğunuza devam edelim. Tavsiye evi hangi noktadan hangi noktaya geldi ve tam olarak neler yapıyorsunuz? Demin biraz bahsettiniz ama biraz ayrıntıya girerek anlatmanızı. Tabii. Bizim en büyük değerimiz aslında sahip olduğumuz veri tabanı, iş modeli olarak baktığınız zaman. Çünkü çok tepkisel kadınları bir araya topladığımız bir platformumuz var. Tepkisel derken şunu kastediyorum. Yolladığımız e-postaları açan, yolladığımız anketleri cevaplayan, bize dönüş yapan kadınlar. Çünkü biz hepimiz bir sebeple buradayız. Bir topluluğun parçasıyız ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için buradayız. O yüzden üyelerimizin adı Tavsiye Meleği. Bu dinamiği oluştururken, markayı oluştururken yine şunu düşünmüştüm. Karşıdakine bir titr vermek önemli ve bunun da faydasını şöyle görmüştük. Biz daha ilk kampanyamızı yapmadan üye sayımız artmaya başladı. Çünkü insanlar birbirlerine ben tavsiye meleği oldum, gel sen de tavsiye meleği ol derken aslında kendilerini de tatif ediyorlar. O yüzden orada da güzel bir matematik oluşturmuştuk. Bir arkada bir kitap var, Marketing Management in Turkey diye. Çünkü şöyle, onun WOM bölümünü ben yazdım. Türkiye'deki okullarda da teori okutulurken daha çok Türkçe kaynaklar bulunabiliyor. Ama örneklere geldiğimiz zaman çok zorlanılıyor. Onlar için hep konuk alıyorlar hocalar vesaire. Böyle bir kitap çok güzel oldu. İki hoca arkadaşımın yazdığı kitaba ben de warm chapter'ını yazmış oldum. Bir şey nasıl yapılır, nasıl doğru yapılır şeklinde. Çünkü Türkiye'de, özellikle Türkiye'de gerçekten bir şeyin çok fazla uygulanıyor olması, bir yöntemin çok çana, çok firma tarafından tekrar tekrar uygulanıyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Böyle de acı verici bir şey var. Bunlar takipçiler olabiliyor, rakip yaptığı için yapmış olmak zorunda olduğu için yapıyor olabiliyor. Üst yönetime bazı sayıların raporlanması gerekiyor. O benim çok karşı olduğum konu. Çünkü sayılardan çok ben kalitatif taraftayım. Oranın daha uzun vadeli yatırımının getirilerine inanan bir profesyonelim pazarlama dünyasında ki bunu da görüyorum kendi praktisimde. Bu şekilde bir şey var, iş dünyası içerisinde benim modelimde böyle bir dinamik var. Şimdi sizin o modelinizi tariflemenizi istiyorum. Ne yapılıyor orada? Ne oluyor? Tavsiye melekleri ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir sistem var, işleyiş var? Ne oluyor? Şimdi iki şey olabilir. İstanbul'da yaşıyorsa tavsiye melekleri, biz tavsiye evindeki etkinlikler pandemi öncesi, araştırma grupları, günleri onları davet ediyor olabiliriz. Türkiye'nin 81 ilindeki üyelerimizin de farklı şekillerde iletişime geçiyoruz. Mesela bir gazete veya dergi bizden bu kadın segmenti, sadece kadın üyelerden oluştuğumuz için genel araştırma yapamıyoruz. Bu segmentten fikir almak istediği konuda bir anket yollarsa biz yarım saat içerisinde 2000-3000 kişinin cevapladığı anket sonuçlarını hemen dönüp yayınlamalarını sağlayabiliyoruz. Üyelerimizin de hoşuna gidiyor yani, onların çünkü fikirlerine önem verilmesi önemli bir şey. Bizde topluluk yönetimindeki, ben bu konuda çok danışmanlıklar veriyorum. Kadın topluluğu yönetimi konusunda. Çünkü onları ne konuşturur,
daha da önemlisi olan bizim konumuzda, birini konuşturmak benim için çok kolay. Benim için önemli olan bu su halkalarının yayılabilmesi için benim konuşturduğum insanın arkadaşına verdiği tavsiye ile o mevzu bahis ürünü satın aldırıp aldıramadığı, bu çok önemli. Yani ben aslında tavsiye aracılığıyla satışları tetiklemeye çalışırken birini benim doğru şekilde etkilemem önemli. Ama o kişinin de doğru insan olması çok önemli. Yani kimin ne dediği bizim işimizde çok çok önemli. Zaten seneler içerisinde bu influencer marketing'e evrildiğimiz noktada da şunu görüyoruz. Biz mikro influencer diyoruz üyelerimize. Çünkü 5.000, 10.000 takipçisi var. Neyse, hani böyle yüz binlerce takipçileri olan influencerlar değiller. Ama biz onların etkisine de çok inanıyoruz. Şimdi ben datama ne yapıyorum'a dönersek, İstanbul'da yaşayan datama onların ilgi alanına giren konularda pandemi öncesi tavsiye evinde etkinlikler yapıyorduk. Bunlar ultra keyifli geçiyor. Gelemeyenleri de canlı yayınla katılımcı olarak alıp bazı ödüller verebiliyorduk. Mesela Pınar Labne kampanyasında buraya Sahrap Soysal geliyor. Veya Tefal'in lansmanlarında iki kere Arda geldi. Ve bize Arda'nın yemeklerini yeme imkanı, yani böyle bir şey yok dünyada, tabii ki konuşturuyor. Çünkü WOM nedir, tavsiye nedir? Beklentinin üzerinde bir deneyim yaşatmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Aslında o kadar da basit de olmuyor bazen ama beklentinin üzerinde deneyim. Bu benim hani uzmanlık alanım. Ve tavsiyemde işimiz daha kolay. Çünkü daha gerçek. Buradaki markalarımız mesela, çok harika bir profilo mutfağımız var. Biz orada nefis günler yaptık. Çünkü hanımlar gelip evinde profilosu yok, orada yapıp öğleden sonra misafirlerini ağırlarken deneyimlerini paylaşıyor. Veya işte farklı markaların farklı etkinlikleri olabiliyor burada. Tavsiye kanalı tarafında 81 ildeki üyelerimize dediğim gibi araştırma vesaire çalışmalarının dışında kutu kampanyaları yapıyoruz. En son Hametol kampanyamız vardı. Burada da bizim en büyük avantajımız şu, pazarlama dünyasına getirdiğimiz en büyük asli şey fark. Mesela bunun hedef kitlesi Depantol kullanan kadınlar. Biz anketle kimin ne kullandığını bildiğimiz için Hametol'ü Bepantol kullanan bir kadına denetebiliyoruz. Bu marka için çok kıymetli bir şey. Daha sonra mesela biz farklı uygulamalar var. Bir kutunun içerisinde her ay bir sürü ürünün kadınlara ulaştığı, tamamıyla sampling ve onun çok fazla farklı hedefleri olan markaların katıldığı uygulamalar. Biz öyle değiliz. Biz bir ay boyunca veya iki ay boyunca sadece onu konuşturuyoruz ve bir takvimimiz var. Çünkü biz sadakat hedefliyoruz. Sadakat. Ve bu sadakati pek çok uzun senelerdir çalıştığımız markalarda nasıl oluştuğunu gördük, deneyimledik. Tekrar dönüyorum, Türkiye'de bir şeyin yapılıyor olması çokça doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bizimki çok meşakkatli bir iş. O yüzden Türkiye pazarında yerini bulamamış bir şeyden bahsediyoruz burada, operasyondan. Dünyada örnekleri daha fazla var. Ama şu anda daha shortcut yöntemler var. Influencer marketing gibi. Kaç kişiye eriştin? 2 milyona eriştim. Peki WOM'la kaç kişiye eriştin? Yani 600 bine eriştim. Olunca böyle biz birazcık daha arka planda kalabiliyoruz. Oysa siz 81 ile oradaki kadınlara gönderdiğinizde onlar deneyimlerini bir şekilde bloglarında ya da YouTube kanallarında paylaşıyorlar ve çok daha sahici oluyor. Yani şimdi ben görüyorum, ünlülerin Instagram hesaplarında ünlü eline işte bir ürün alıyor. Diyor ki ben bunu kullanıyorum, bu çok güzel bir ürün. Ama biliyoruz ki o bir reklam. Ve bana hiç inanmıyor, evet. Gelmiyor. Ama hiç gelmiyor. İnanın, hiçbirine inanmıyorum. Yani Bir kere o ürünü, o ünlü kullandı diye o ürünün kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Ama ben aynı ürünü senin benim gibi halktan, sıradan birinin YouTube'da anlattığını görürsem ve o bana derse ki ya biliyor musunuz bunu böyle böyle kullandım, ne kadar iyi geldi, ben ona inanıyorum. Evet. Ama doğru. Fark etmiyor. Yani benim gibi eminim başkaları da böyle düşünüyordur.
Evet ama işte orada bazı rakamların peşindeler. İşte televizyona reklam verdim. Bu kadar insan izledi. Hadi ya gerçekten mi? Hani komik geliyor bize. Ama bakış açıları markaların çok farklı. O yüzden aslında doğru ölçümlemeye yatırım yapmak çok kıymetli bir şey. Neyin nereden geldiği, hangi yatırımın ne kadar etkili olduğu bir irade gerektiriyor yöneticiler tarafından. Tabii siz aynı zamanda kadın olmaktan kaynaklı eminim pek çok sorun da yaşamışsınızdır. Hem kendi yaşadıklarınıza baktığınızda hem de genel olarak çevrenize baktığınızda kadın girişimciler ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Ben şahsen kendim kadın girişimci olarak hiçbir sorun yaşamadım. Yani kadın olduğum için herhangi bir sorunla karşılaşmayan şanslı azınlık profesyonellerden bir tanesiyim. Ama dışarıya, çünkü benim bir tane çocuğum var bu arada. Yani 17 yaşında şu anda Can. Ve her zaman şu avantajım olmuştu benim. Önceliğim Can büyürken Can'dı. Ve bunu reklam ajansında bile çalışıyor olsam bunu diretebilme iradesine sahiptim. Yani ben 9.30'da gelirim ve 5'te çıkarımı çok uzun seneler Can'ı anaokuluna bırakıp sonra eve gidip onu alıp yemeğimi yapma şeyini izleyebildim. Ama ben bunu kendi eğitimim ve masaya koyduğum değerle diretebildim. Herkes bunu yapamıyor. Ben şimdi bunu yaparken çalıştığım yerde, iş hayatında ve daha sonra bizim en büyük tabii ki zorluğumuz diyeyim, görevlerimiz. Yani bize biçilen görevler. İşte o noktada aslında hayatı kolaylaştırabilecek uygulamalar, yardımlar, kaynakları bilmek bir proje yönetimi biliyor musunuz aslında Tülay Hanım? Yani orada bir insanın mesela öneriyorum bu arada işte bu kadın girişimcilere, ben yaşamadım ama onların yaşadığı zorluklar şöyle aşılabilir. Kaynaklarını bil, bir mentorun olsun, danışabileceğin birisi olsun. Açık, şeffaf olmak çok önemli. Şimdi 4 Anlaşma diye bir kitap okudum yeni. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim hani birazcık kişisel gelişim gibi ama sevmem bu arada kişisel gelişim kitaplarını. Bu öyle değil. 4 Anlaşma güzel bir kitap. Şey diyor, hiçbir şey farz etme, varsayma. Yani karşındakinden çekinmek vesaire gibi şeyler de çok yaşanıyor. Ay patronuma bunu nasıl derim, ay ekibimle bunu nasıl, ya yok öyle bir şey. Yani bilemeyiz. O yüzden sen kendin olmak ve çok önemli. Tabii kendin doğru yerde olmak da çok önemli. Hani kurumsal kültüre uyumlu bir yerde kendini konumlandırmak, kendine hak ettiği değeri vermek, ondan sonra geliyor diğer şeyler. Çünkü herkes kendine hak ettiği değeri verirse bulunmak zorunda olmadığı yerde de bulunmaz. Hani kimse mobbingle başa çıkmak zorunda, yani yok mu, başka iş mi yok, başka yer mi yok diye düşünülebilir diye Yani düşünüyorum. duruşun değişirse, tavrın değişirse, dünya değişir, çevrendekiler değişir Evet. diye bir söz vardır. Evet. Evet, yani şeyler de var işte behavioral development theory, böyle bir mesela bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman da her şey değişebiliyor. Burada şeyden bahsetmiyorum, gerçekten çok sert mobbingler vesaireden bahsetmiyorum. Bazı şeyler yönetilebilir. Hani ilişki yönetiminden bahsettik ya, bunlar yaşam becerileri. Bakın Tülay Hanım, dönüyoruz. Aslında bu şeyde, sohbette bahsetmediğimiz, benim sosyal girişimim olan Pudoyapa ve Kız Kardeşlerinde çocuklar üzerinde oluşturmaya çalıştığım bu yaşam becerilerini güçlendirme burada devreye giriyor. Biz çünkü hayatta ilişki yönetimi nedir, liderlik nedir, ekip çalışması nedir, iş başladığı noktada öğreniyoruz. Zor insanlarla nasıl başa çıkılır, adil rekabet nedir, çatışma çözme becerisi nasıl yapılır? Yani bunlar çok kıymetli bilgiler ve biz bunları sonradan kurslara giderek edinmeye, öğrenmeye çalışıyoruz ya. Bence kadınların yaşadığı zorluk değil, biz insanların yaşadığı zorluklar var genel olarak. O yüzden bu şekilde cevaplayabilirim bu sorunuzu. Orada bir parantez açalım. Bu videoyu diğer videomuzu eğer izlemek isterlerse ben şöyle şuradan bir yerlere
link koyacağım. Pudihepa ve Kız Kardeşleri isimli sosyal sorumluluk projesi var kendisinin ve şahane bir proje. Mutlaka o videomuzu izleyin. Ama burada bir cümleyle de olsa bahsetmenizi isterim. Tabii bir toplumsal dönüşüm projesi. Kız çocuklarına yatırım yaparak onların gerçek süper kahraman Anadolu'nun kadınlarının bez bebeklerinden ve ilham veren hikaye kitaplarından ilham alarak büyüyerek ileride güçlü toplumu oluşturmaları için setler satıyoruz. Bez bebekler ve hikaye kitapları. TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine gelirimiz dönüyor ve el yapımı ürünleri de kadınlar evlerinde çalışarak üretiyorlar. Şahane bir proje. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bizim böyle daha çok işlere, projelere ihtiyacımız olacak. Siz şimdi tavsiye bir sahipsiniz ya, ben de sizden girişimci kadınlara tavsiye isteyeceğim. Şöyle ki, pek çok kadın var, iş kurmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Pek çok kadın var, ev kadını, para kazanmak istiyor, el işiyle, dantelle bir şeyler yapıyor ama nasıl kazanacağını bilmiyor. Pek çok kadın var, bir şeyler yapıyor, Instagram'da satmaya çalışıyor ama satışları gitmiyor, para kazanamıyor. Genel çerçeve itibariyle böyle maddeler halinde sayar mısınız? Onlara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz acaba? Bununla bitirmek isterim röportajımızı. Tabii ki seve seve, çok çok önemli bir soru ve çok çok önemli bir konu. Çünkü bir niyet çok önemli. Orada gerçek bir niyet varsa arkasında duracak, ona destek olacak kadını muhakkak bulur o kadın. Çünkü çok kaynak var artık Tülay Hanım. Çok fazla kaynak var. Alınabilecek çok fazla eğitim var, danışılabilecek çok kişi var. Bunlardan bir tanesi de ben olabilirim. Şimdi o niyeti olan kişinin bir şeyler yapması gerekiyor. Yani birazcık yorulacak. Bunun başında ne yapmak istediğiyle ilgili, evet, çevresine bu arada danışması, konuşması çok kıymetli. Ama internet gibi bir kaynak var ve kullanmamız şart. Yani girecek, araştıracak. Bu ne yapılmış, bu konuda dünyada belki yapılan bir şey var, ne olmuş, ne bitmiş. Ondan sonraki aşamalarda mesela şirket mi kuracak, bir şey mi deneyecek? Bunların hepsi aslında bu devirde çok kolay. Hepsi önümüzde, bize sunuluyor. Fakat yolda tökezlemek çok olası. Bir sürü engellerle karşılaşılabiliyor. O noktada mentor diyebileceğimiz, işte kadın Kagider olur, başka platformlarda, bankalar bile bir sürü eğitimler sunuyor. COSGAP sunuyor. COSGAP'in eğitimi zaten bu konuda artık online'a da döndüğü için muhakkak alınması gerekir diye düşünüyorum. Orada size her konuda bilgi veriyorlar ve daha sonra da şirket kurulumunuzu destekliyorlar. COSGAP gibi kaynaklar var. Biraz araştırma yapıldığı zaman, işte o noktada eğer araştırma yapma becerisi yoksa da birilerine danışmak çok çok kıymet kazanıyor. Çünkü araştırma yapıldığı noktada tüm kaynaklara ulaşıyorsunuz, tüm araçlara ulaşıyorsunuz. Daha sonra geldik diyelim kurulum aşamasına, bir şeyler yapacağız. Ekip çok önemli. Ekip ultra önemli bir şey. Burada kimlerle çalıştığınız, onların sizin motivasyonunuzu düşürmemesi çok çok kıymetli. Sizinle aynı yöne bakıyor olan insanlarla el ele tutuşarak koşmak lazım. Bazıları böyle çelme takmaya çalışıyor. Ruhunuza uymayanlar böyle ekipten elenir. Hiç üzülmeyin, arkada kalır onlar. Ondan sonra hedefler koymak çok önemli. Yine işimizi yönetirken kullanacağımız formüller var, formlar var. Bunlar o kadar kolay ki ben şey diyorum, burada zor olan aslında kendini dinleyip ne istediğini bulmak. Sen onu bulduktan sonra senin kalbin onun için atıyorsa zaten sen onu yapmadan duramazsın. Ve gerisi çok kolay çünkü formülü var. Ben yine dediğim gibi hani Super Peer diye bir platformda bunun danışmanlığını da veriyorum. Ama mesela orada ücretli danışmanlık veriyoruz ya Tülay Hanım. Ben onu özellikle ücretli yapıyorum. Çünkü bir yatırımdır bu. Yatırım. Yani bir yatırım yapması gerekir. Bu kadınların bu vakit yatırımıdır. İnternete girip kendisi için araştırma yapıyor olması. Arkadaşlarına sorup bilgi topluyor olması. Ve zinciri kırmamak dediğimiz, her gün bu konuda bir şey yapıyor olmak çok önemli. Tembel, çok çalışkan olmaları gerekiyor bir şeyler yapmak isteyen insanların. Çok. Yani tembel insana ekmek yok. Çok hepimiz çalıştık. Yani
Kişilik çok önemli burada. Bir işin başarılı olup olmamasında o yılmazlık, bir şey olmadı mı, tökezledim, yeniden ayağa kalkabilmek. Bunlar çok kıymetli. Bence bunlar çok çok önemli noktalar. Şunu söylemek istiyorum. Gerçek bir heyecanınız varsa gerisi çok kolay. Çok güzel oldu. Slogan gibi oldu gerçekten. Ama evet. Elde değil. Yeter ki isteyelim. İstedikten sonra. Ve çalışalım. Evet, çalışmayınca olmuyor. Ben onu gördüm kendi hayatımda da. Yani ben 40 yaşımdan sonra online medyaya yöneldim. Böyle kala kaldım karşısında çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Bütün gecelerim, gündüzlerim online medyayı öğrenmekle geçti. Hakikaten öğrenmek çok kıymetli. Çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok teşekkürler. Herkese çok selamlar. Bir e-mail uzaklığındayım herkese. Harika. Bu böylesi güzel bir desteği de herhalde mutlaka ihtiyacı olan birileri bir şekilde uzanacaktır. Çok teşekkürler onun için de. Sağ olun.